Selam millet, ben Bilal. Bugün yine efsane bir video ile karşınızdayım. Çünkü konumuz Azula ve Mavi Ateş. En güçlü çifti olacağız. Bütün dünyaya hükmedeceğiz. Hepimizin bildiği gibi Avatar, biri 3, diğeri 4 sezonluk olmak üzere toplamda 7 sezonluk uzun bir maceradan oluşuyor. Ve biz bu macerada yüzlerce farklı karakter, güç ve bükme stili görüyoruz. Bu bükme stilleri arasında çok nadir olanlar olsa da bu yetenekleri yine başka kişilerde de görmüştük. Tıpkı Yıldırım Bükme'de olduğu gibi. Fakat elimizde öyle bir karakter var ki 7 sezon içerisinde bu yeteneğe sahip olan tek kişi olarak sadece onu tanıdık. Bükme becerisindeki uzmanlığı, savaştaki olağanüstü stratejileri, mükemmeliyetçiliği, narsistliği ve üstün mavi ateş bükme becerisiyle bu kişi tabii ki Azula. Koskoca Avatar evreninde mavi ateşe hükmeden kişinin neden Azula olduğunu hiç merak ettiniz mi? Bu sorunun cevabını merak ediyorsanız kemerlerinizi takın ve her yönüyle ele aldığım bu detaylı inceleme videosunun keyfini çıkarın. Tabi videoya geçmeden bu güzel topluluğa katılmak, çekilişlerde şansını kullanmak, her hafta yayınladığımız anketlere oy vermek ya da videolardan her an haberdar olmak için bildirimleri açabilir, videoyu beğenebilir ve kanala abone olabilirsin. Yakında çok güzel bir çekiliş ile karşınızda olacağım, onu da şimdiden söyleyeyim. O zaman çok uzatmadan hadi Azula'nın büktüğü ateşin neden mavi olduğunu birçok açıdan ele alalım. Azula'nın çocukluğu. Öncelikle sormamız gereken şey, Azula'nın büktüğü mavi ateşi sonradan mı kazandı yoksa bu yetenek ona doğuştan mı bahşedildi? Bu sorunun cevabı serinin 2. sezon 7. bölümünde saklı. Hatırlarsanız Zuko'nun geçmişiyle yüzleştiği bu bölümde Zuko ve Azula büyük babaları Azula'nın bükme yeteneklerini sergiliyorlardı. Burada Azula'nın büktüğü ateşin renginin kırmızı olduğunu görüyoruz. Ve birkaç sahne ileriye giderseniz amcası Iroh'un ona gönderdiği bebeği yakarken mavi yerine kırmızı ateşi kullandığını görürsünüz. Bu da Azula'nın bu üstün yeteneği sonradan kazandığı anlamına geliyor. Fakat ne zaman? Giriş introsu. Avatar'ın her bölümün başında başlayan introlarına dikkatli bir şekilde bakarsanız Katara'nın ateş dediği kısımda ateşi büken kişinin Azula olduğunu anlarsınız. Ve biraz daha dikkatli bir şekilde baktığınızda Azula'nın büktüğü ateşin renginin kırmızı olduğunu görürsünüz. Azula bu introda çok genç dursa da dizide izlediğimiz yaşından daha küçük, bu çok aşikar. Bana soracak olursanız her hareketiyle adeta tüyleri diken diken eden Azula bu üstün yeteneği biz onu dizide izlemeden birkaç yıl önce kavuştu. Ki bu da onun daha çocukken bile ateş bükme yeteneği üzerinde nasıl üstün bir hakimiyet kurduğunu bizlere kanıtlıyor. Bilimsel olarak mavi ateş. Evet arkadaşlar, birçoğunuzun Avatar'ın zaten doğaüstü bir yapım olduğunu ve mavi ateşin de bu olağanüstülük içinde yer aldığını düşündüğüne eminim. Ama durum maalesef böyle değil. Çünkü mavi ateş Avatar'a gerçek hayattan uyarlanan bir durum. Alev'in en saf ve en sıcak hali olarak bilinen mavi ateşi günlük hayatta oluşturmamız çok zor bir durum. Turuncu ateşin aksine dış dünyada mavi ateşi görmek için en az 1000 santigrat derece sıcaklıkta ve yanma hızı sabit olan bir ateş bulmamız gerekir. Her ne kadar çakmağı ya da evdeki ocağı yaktığımızda anlık olarak bir mavi ateş görsek de bu maviliğin saliseler içinde kırmızıya döndüğünü görürüz. Yani demem o ki Azula'nın düşmanlarına şimdiden geçmiş olsun. Çünkü bu kızın büktüğü ateşin diğer ateşlerden tek farkı sadece mavi olması değil. Aynı zamanda çok daha fazla sıcaklığa sahip. Ve bu da bize Azula'nın tek hareketiyle bile karşısındakine ölümcül zararlar verebileceğini gösteriyor. Duygular. Hepimizin bildiği üzere Avatar evreninde duygularıyla paralel bir şekilde ilerleyen bükme çeşidi ateş bükücülüktür. Bir ateş bükücünün büktüğü ateş boyutunun miktarı kişinin duygularıyla ve kişiliğiyle doğru orantılıdır. Birkaç örnek verecek olursam, Zuko hayatının amacını değiştirdiğinde bükme yeteneğinin neredeyse kaybolduğunu görmüştük. Ya da final savaşında Azula, Zuko'nun hakkından çok kolay bir şekilde gelebilecekken sonlara doğru psikolojisinin bozulmasından dolayı Zuko'ya karşı kaybetmişti. Hatta serinin 2. sezon 9. bölümünü izlerseniz Iroh'un dediği gibi yıldırım oluşturmak için bile iç huzur gerekir. Kimileri yıldırıma soğukkanlı ateş de der. Bu tekniği edinmek için önce iç huzuruna ihtiyaç duyarsın. Yani demem o ki mavi ateş eğer bu seride bir kişiye verilecek olsaydı annesi tarafından hiç sevilmeyen ve bu uğurda babasının mükemmel kız olma konusunda kendisini fazlasıyla geliştirmiş, herkes tarafından acımasızlıkta ve gamsızlıkta bir numara olarak tanınan, bükme yetenekleri ve insan sarraflığı konusunda son derece ustalaşmış, doğuştan lider yetisine sahip ve en yakın arkadaşlarını bile korkuyla yanında tutan Azula'dan başkasına verilemezdi. Eğer ateş bükmenin duygu ve kişiliğin bir parçası olduğunu düşünürsek Azula'nın mavi ateş bükmesi çok yerinde bir karar olmuş. Azula'nın soyu.
Evet millet, Azula'nın mavi ateşi nasıl büktüğünü konuşuyorsak burada Azula'nın soyunun da çok etkili olduğunu söylemek isterim. Azula 7 ceddi boyunca çok güçlü ve üstün bükücü akrabalara sahip. Birkaçını söyleyecek olursam büyük babası Sozin kendisinin de ismini verdiği kuyruklu yıldızın gücü sayesinde koskoca hava ulusunu haritadan ve tarihten silecek kadar güçlü bir ateş bükücüydü. Hem de yaşlanmış olmasına rağmen. Ayrıca Sozin dünya barış içindeyken bir savaş başlatması ve diğer toprakları kendi himayesine alması, eski dostu Avatar Roku'yu arkadan saldırarak öldürmek istemesi ve göz göre göre onu ölüme terk etmesi gibi pek çok kin ve nefret DNA'sını direkt olarak Azula'ya aktarmış gibi duruyor. Azula'nın büyük babası Azulon ise babasının izinden giderek Güney Su kabilesine çok kez saldırı düzenlemiş, güneydeki tüm su bükücüleri hapsederek katletmişti. Ve tıpkı babası gibi Güney Su kabilesini haritadan silmeyi başarmıştı. Güney Su kabilesinden geriye sadece içinde Katara ve ailesinin yaşadığı küçük bir köy kalmıştı. Zaten Azula'nın annesinden olan diğer büyük babasını konuşmuyorum bile. Çünkü kendisi Avatar Roku'ydu. Dört elementi bükmedeki üstün başarısı, hocalarından eğitim alırken bile onlardan üstün bir bükme gücü sergilemesi ve tabii ki Avatar olması Roku'nun da ne kadar güçlü bir bükücü ve kıvrak bir zekaya sahip olduğunu gösterir. Azula'nın babası ise tıpkı büyük babası gibi kuyruklu yıldızdan aldığı güç ile toprak krallığını kül ederek yeniden inşa etmeyi hedefleyen, daha 9 yaşında kendi öz çocuğunun yüzünü yakmaktan hiç çekinmeyen ve büktüğü ateşin boyutunun devasa miktarları çıkaran birisiydi. Azula'nın böyle bir soy sahip olduğunu düşünürsek onun mavi ateşi büktüğüne çok da şaşırmamamız gerekir. Azula'nın annesi Ursa. Evet millet, mavi ateşi bükmek için birçok neden sayıyoruz ve bunlardan bir tanesi de mahrum kalma diyebiliriz. Hepimizin bildiği üzere Azula bu hayatta her şeye sahip olan, sahip olmadığı şeyleri de tek kelimeyle sahip olabilecek bir karakterdi. Fakat tek bir şey dışında, annesi Ursa'nın ona olan sevgisi. Azula her ne kadar annesini umursamıyormuş gibi davransa da dizinin 3. sezon 5. bölümünde herkesin kumsalda içini döktüğü sahnede Azula annem Zuko'yu benden daha çok severdi. Beni bir canavar olarak görürdü gibi ifadeler kullandı. Kendi annem beni bir canavar gibi görürdü. Aslında haklıydı ama yine de insan kırılıyor işte. Ya da 3. sezonun sonuna doğru psikolojisi bozulduğundan hep annesinin halüsinasyonlarını gördü. Annesinin sürgüne giderken bile onun yerine Zuko ile vedalaşması bu kızın ne kadar büyük bir anne travması olduğunu gösteriyor. Bence Azula'nın ateşinin renginin maviye dönmesi tam da annesini kaybettiği zamanlarda ortaya çıkmış olabilir. Bazen bu büyük kayıplar Zuko'daki gibi duygusal çöküntüye sebep olsa da kendini dışarıya karşı her zaman güçlü göstermeye çalışan Azula gibi bir karakterde üstün beceri gibi farklılıklara yol açabiliyor. Zaten araştırma için girdiğim bir çok yabancı sitede Azula'nın mavi ateşe geçmesindeki bu teoriyi benim gibi birçok kişi daha destekliyor. Bunu da eklemiş olayım. Mavi ateşe göndermeler. Evet millet, aslında Azula'nın mavi ateşe hükmetmesine dizi boyunca bolca gönderme yapılmış. Bu kısımda onlardan bahsedeceğim. Size birkaç örnek verecek olursam, Azula'nın ismini Google'da biraz inceleyecek olursak, Azul kelimesinin İspanyolca'da mavi anlamına geldiğini görmüş oluruz. Ki bu da Azula'nın mavi ateşine bir gönderme. Ya da dizinin Güneş Savaşçıları bölümünde, Aang ve Zuko'nun ateş bükmeyi öğrenmek için ejderhaların yanına gittiğinde, karşımıza çıkan Ren ve Shao adlı iki ejderhadan biri kırmızıyken diğeri maviydi. Ki bu da yine Azula'nın mavi ateşine bir gönderme. Ayrıca edindiğim bilgilere göre senaristlerin Azula'nın ateşini mavi tasarlamasının başka bir sebebi de dizi boyunca Azula ve Zuko'nun savaş içinde olması ve eğer ikisi de kırmızı ateş bükseydi ortada görsel olarak bir karmaşa yaşanacaktı. Hangi karakterin hangi ateşi büktüğünü öngöremeyecektik. Azula'nın ateşinin mavi olması sayesinde iki kardeşin ölümüne kapıştığı her sahne bizim için görsel şölen niteliği taşıdı. Evet millet, yine güzel ve keyifli bir videonun daha sonuna geldik. Sizce Azula'nın mavi ateşe hükmetmesinin ardındaki sır nedir? Lütfen düşüncelerinizi yorumlarda benimle paylaşın. Unutmayın ki tüm yorumları itinayla okuyorum. Ayrıca videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve topluluğumuza katılmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere millet. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.